2025 tayfa, Türkiye'de hatta dünyada eşi ve benzeri olmayan 50 günde TYT AYT geometri kampı başlıyor. Bu video kampın 0. videosudur. Yani giriş videosudur. En önemli videosudur. Bu video sayesinde beni, kitabı ve kampı çok iyi bir şekilde tanıyacaksın. Bu yola beraber çıkmadan önce bu videoyu kesinlikle izlemelisin. Çünkü kampa başlamadan önce bu kitabı iyice tanıman gerek. Bu kampta nasıl hareket edeceğini bilmen gerek. Geometride nasıl başarılı olacağını öğrenmen gerek. O yüzden sonuna kadar izle. İlk olarak kendimi tanıtmayla başlayacağım. Ama başlamadan önce şunu da söylemek isterim. Ben her sene kendini geliştiren bir öğretmenim. Hatta yazarım. YouTube'da binlerce kişiye geometri öğretiyorum. Kitabım geçen seneki haline geldiğinde benim için, hatta çoğu kişi için, geometri konu anlatımı olarak mükemmel bir kitaptı. Bundan daha iyisi en az 5 yıl içerisinde olamaz derdim ya da derlerdi. Ama 2024 tayfa sayesinde kendimi ve kitabımı o kadar çok geliştirdim ki inanılmaz bir hale geldi ve siz bu sene 2025 tayfa olarak bunun meyvesini yiyeceksiniz. Şimdi benim ve kanalımın 2025 tayfaya ihtiyacı var. Nasıl ki şu anda geometri öğrenmek için senin bana ihtiyacın var. Aynı şekilde benim de kanalımın da gelişimi için, hatta 2026 tayfaya daha faydalı olabilmek için sana ihtiyacım var. O yüzden seni yormayacaksa, seni darlamayacaksa, seni çok fazla rahatsız etmeyecekse lütfen abone olun. İzlediğiniz içerikleri de lütfen beğenin. Bunlar bizi motive ediyor. Bunlarla biz mutlu oluyoruz. Yani bunların büyümesi, yani bizim büyümemiz Türkiye'deki eğitim sisteminin büyümesi anlamına gelir. O yüzden de sen bu anlamda bir adım atarsan beni aşırı derecede mutlu edersin. Kanalın güçlenmesi demek aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini daha fazla sağlayabilmek demek. Ben YouTube'da bu ücretsiz derslere başladığım andan itibaren öğrencilerden tek bir şey istedim. Sene içerisinde istediğiniz şeyi bana söyleyin ama bir şartla. Sene sonunda bana ve aileme Allah razı olsun diyeyim. Hocam sadece size desek olmaz mı? Hayır. Ben şu anda video çekiyorum. Kimleri geride bıraktım? Ailemi geride bıraktım. Çoğunlukla sizlerle ilgileniyorum. O yüzden onları da dua ederseniz aşırı derecede sevinirim. Ha, biz bu sene bir de ne ekledik? 1. Sene başında abone olun. 2. Sene sonunda bir dua edin. 3. Aynı zamanda abonelikten de çıkmazsanız seviniriz ve bu şekilde de çok mutlu olurum ve çok motive olurum. Şimdi kendimi sizlere iyice bir tanıtayım. Aslında çok da fazla bir detaya girmeyeceğim. Çünkü bu kitap sayesinde bütün sülaleyi tanıyacaksınız. Ki bu kitabın içerisinde annemin, babamın, eşimin, çocuklarımın, abimin, dedemin, bütün sülalenin isimleri zaten bu kitabın içerisinde var. Yani bu kamp sayesinde beni zaten iyice tanıyacaksın. 1982 yılında Balıkesir'in İvrindi ilçesinin Evciler köyünde doğdum. 21 yıldır geometri öğretmeniyim. Bunun son 8 yılı YouTube'da geçti. İyi ki de YouTube'da geçti. Binlerce kişinin yorumu sayesinde hem soru yazarken hem konu anlatırken kendimi aşırı derecede geliştirdim. Geometri anlatmayı aşırı derecede seviyorum ve şu kamp başlığı için de aşırı heyecanlıyım. Çünkü bu sene tamamıyla değişik bir sene ve çok güzel bir sene olacak. Geometri anlatırken ki tarzımı da sana söyleyeyim, böyle geometri görme işidir diyenlere kesinlikle karşıyım. Çünkü ben geometri görme işidir dediklerinde geometriden soğumuştum. Sonrasında şunu keşfettim. Geometrinin görme işi olmadığını, geometrinin verilen bilgilerin kullanabilme yeteneği olduğunu keşfettim. Ve bu keşfi de bütün öğrencilerime anlattığımda her seviyedeki öğrencilerin çok da rahat bir şekilde yapabildiğini gördüm. Bunu bu sene sen de göreceksin. Geometride sadece konu anlatan biri değil, aynı zamanda soru yazmayı da çok seven birisiyim. Bunun faydasını da zaten bu kampta da göreceksin. Çünkü niye? Soruları ben nasıl yazdım? Eski nesilden yeni nesile nasıl çevirdim? Aradaki ilişki nedir? Bunu çok net bir şekilde göreceksin. Ve hem eski nesli hem de yeni nesli çok rahat bir şekilde yapabileceksin. Şu kitaptaki bütün sorular bana ait ve sorular ÖSYM ayarında, yani soruları yazarken ÖSYM çizgisine bakıp da ona göre hazırladım. Yani ÖSYM'yi de bu anlamda çok iyi analiz ettim. O yüzden bu kitabı çözen her arkadaş ÖSYM'de zaten benzer sorularını görecek. Aynı soru olmasa da aynı kalıptaki sorularını görecek. Yani bu kitabı çözen arkadaş, bu konu anlatımını çözen arkadaş hem soru bankasında, yani dışarıdaki soru bankası da, benim soru bankası da, hem de sınavdaki soruları geometride kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde çözebilecek. Kendimizi tanıttık. Şimdi sıra kampta.
Evet, 50 günde TYT geometri kampı. Bir kere şunun garantisini verebilirim. Özel dersten daha etkili bir kamp var karşınızda. Sen şimdi mesela benim yanıma gelip özel ders alsan, başka biri de bu kampı izlese, emin ol kampı izleyen daha etkili sonuçlar alacak. Çünkü özel derste veremediğimiz bilgilerin çoğunu burada teknolojiyi kullanarak size vereceğiz. İşte kesme, katlama, döndürme animasyonda göstereceğiz ya da hikayeyi animasyonda göstereceğiz. Çok etkili bir kamp, bunun garantisini verebilirim. O yüzden benden özel ders ya da başkasından özel ders almana gerek kalmayacak bu kitap sayesinde ve bu kamp sayesinde. Şimdi kampta bir şafak sayarımız var bizim. Şafak sayarımızda görüyorsunuz 1.50 işareti var burada. Ve her güne bakalım şöyle. Şimdi 50'de birinci günde. Bak sayfa numarası yazıyor. 9 ve 14 yapacağız. Sonra birinci gün bitince tikimizi atacağız. Ondan sonra ikinci günde 15 ve 23. sayfa tiki atacağız. Sonra üçüncü gün, dördüncü gün diye gidiyor. En son nereye geleceğiz? 50. günde de tiki attıktan sonra kamp bitecek. Tamam, bu şafak sayarımız bu şekilde. Sonra günlük program var. Günlük programı gören arkadaşlar bana gülecek büyük ihtimalle. Çünkü günlük programa karşı olan birisiyim. Ama sadece kendimi düşünemem. Bu günlük programı isteyen arkadaşlar için de günlük program hazırladım. Çünkü bazı sabırsız arkadaşlar var. Böyle gün gün yapıp 50 günde bitirmek istiyor. Ya da bazı iyi arkadaşlar var. Geometrisi iyidir. Hızlı bir şekilde konuları bitirip sonra denemelere başlamak isteyen arkadaşlar var. Sizin için bunu hazırladım. Şimdi günlük programda ne yazıyor? Bu arada toplamda 107 video olacak. Her gün bir video şeklinde olmayacak. Yani ortalama günde 2 video olacak. Bazen 1 video, bazen 2 video, bazen 3 video şeklinde olacak. Mesela birinci günde 2 video var. Bir de burada bak ödev var. Ödev sayfa 4-9 diyor. İşte o ödevde bu soru bankasında olacak. Soru bankasında olacak ödevin. Bu soru bankasının özelliğine bu konu anlatımıyla birebir uyumlu olacak. Konu anlatımıyla birebir uyumlu olması ne anlama geliyor? Aslında bak buradaki anlattığım bütün konu sırası bu kitapta da var. Şimdi bazı kitaplar farklı sırada gidiyor ya. Üçgende açı, sonra dik üçgen, sonra mesela benzerliğe başlıyor ya. Burada dik üçgenden sonra ne var? İkizkenar, eşkenar diye devam ediyor. Buradaki konu anlatımındaki sıra aynı şekilde konu anlatımında da var. Yani ben sana bu kampta günler bittikten sonra ödevler vereceğim ve o ödevleri de bu kitabın sırasında yapacaksın. Yani ben sana işte atıyorum dik üçgen anlattıktan sonra dik üçgen içerisinde farklı bir konu olmayacak. O yüzden bu kitapta senin için faydalı olacak. Yani geometride de kitap konusunda da ben iki kitap öneriyorum. Kitap iki kitap çözmek de senin seviyene uygun olması lazım. Bu kitap orta halli bir kitap. Hem yeni nesil hem eski nesil var. Seviyesi düşük olanlar bir kolay kitap alsın, sonra bu kitabı mutlaka alsın. Ya da orta seviye ya da ileri seviyede olanlar bir kitabınız bu olsun. İkinci kitabınız da orta kitap ya da zor bir kitap olabilir. Çok zor kitabı da önermiyorum. Çünkü zor soruları da ben size zaten shortslarda söyleyeceğim. Evet, ödev kitabınız da bu olacak. Böyle her gün de ödev olmayacak. Birinci gün bitince mesela ödeviniz var. Soru bankasında 4 ve 9. İkinci gün bitince bak ödev yok. Üçüncü gün bitince ödeviniz olacak. Yani burada bak üçgende açı, üçgende açı içinde ek çizimlerde var ya, ek çizimlerde anlattıktan sonra şurada sayfa 10 ve 17'deki ödevi yapacaksın. Sonra dik üçgen, burada ödev yok mesela, dik üçgen bitince ödev var şeklinde buradaki günlük programda bunu göreceksin. Yani programda en ince detayına göre hazırlanmış. İkinci sayfada da yine aynı şekilde ödev var. Yani günlük 50 güne geliyorsun ve konuyu bitiriyorsun. Bak burada da ödev 264 ve 271 yazıyor orada. Tamam, günlük program bu şekilde. Bir de elimizde ne var? Haftalık program var. Ben aslında haftalık programcıyım. Çünkü hafta hafta çalışsanız daha güzel olur. Hani geometride süreklilik önemlidir. Bu haftalık programa da bakalım. Mesela birinci gün temel kavramlar doğruda açıyı halledeceksin. Yani birinci gün, birinci haftada birinci günü halledeceksin. İkinci haftaya gelince üçgende açı ve ek çizimler. Bak 2 ve 3. günler diye yazmışım. Sonra dik üçgen 3. hafta 4 ve 5. günler demişim. Bu şekilde de haftalık programı size ayarladım. Haftalık programda da toplamda 25 haftada bitireceksin. 25 haftada bence çok güzel bir hafta. 25 haftada ne yapacaksın? Haftalık gittiğin zaman ne olacak? Yani hem sen konu anlatımını güzel bir şekilde dinleyeceksin, hem de ödevlerini güzel bir şekilde yapacaksın. Düşünsene, konu anlatımını dinledin. Ardından iki kitabı da iki soru bankasında böyle günlere de yayıp kolay bir şekilde, güzel bir şekilde çalışırsın. Böylelikle diğer derslerine de etkisi de olur. Tamam. Bu şekilde olacak bu haftalık programda.
Haftalık programında üstünde bak şunu yazmışız. Gerçi kitapta baskıda alt tarafa aldık onu da. Şu söz de çok hoşuma gidiyor. Başarmanın bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. Yani kardeşim, bu sene dişini sık, biraz can çekiş. Pes etmeye geldiğin zaman şu cümleyi düşün. Ondan sonra yine çalışmaya devam et. Ve ondan sonraki hayatındaki bütün böyle hayatın çok da güzel bir şekilde geçsin. Bir senen heba olsun. Sonraki senelerin çok güzel olsun mantığı var burada. Şimdi bir de burada haftalık programı anlattıktan sonra bir de ben sana şunu da söylemek isterim. Şimdi geometri de böyle zaman ilaçtır. Geometride zaman ilerledikçe geometrin daha da olgunlaşır. Ve bu kitap da ona göre yazıldı. Bak şimdi dikkat et. Şimdi temel kavramları dinledin. Temel kavramlar doğru açı genelde anlaşılıyor. Sıkıntı olmuyor. Üçgende açıya geldim mesela. Ya sen açıyı yaptın ama sıkıntılar var biraz. %80 kıvamında anladın. Geri kalan %20'lik kısmı da dik üçgen konusuna geçtikten sonra ben bir önceki konulara atıfta bulunuyorum. Bir önceki konuya da atıfta bulunduktan sonra buradaki %80'lik kısım %100'e çıkacak. Ya da sen dik üçgene geldin. Dik üçgende %40'lık kısmı anladın. Bak %40'lık kısmı anladın. Sonra anlamadın. Yani tam olarak bitmedi ya. Devam et. Bir sonraki hafta ben burada dik üçgenle ilgili soruları zaten yazacağım. Buradaki %40 belki de %80'e çıkacak. Hocam %100 olmadı. Sonraki hafta burası %100 olacak. Sonra burası 80'e gelecek şeklinde kitap dizayn edildi. O yüzden yani burada her konu çalışırken bir önceki konuları da tekrar etmiş olacaksın. O yüzden geometride zaman ilaçtır. O yüzden her zaman çalışmaya devam et. Bir de ben geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri diye ikiye ayırırım. Üçgenlerde de şu iki konu çok önemli. Dik üçgen ve benzerlik. Dik üçgen ve benzerliğe dikkat edin. Bütün geometri bu iki konu üzerine inşa edilmiştir. Diğer konularda da dörtgenler, çember, katı cisimler konusunda da zaten göreceksin. Hep böyle ispatlar dik üçgen ve benzerlikten çıkıyor. Hatta ek çizimleri de böyle bilmeni de tavsiye ederim. Çünkü neyi nereden çizmeniz gerektiğini bildiğiniz zaman hiçbir eksik parça kalmıyor. Geometriyi de rahat bir şekilde yapıyorsunuz ve yapacaksın da bunu da göreceksin. O yüzden kitap çok güzel bir şekilde dizayn edildi. O yüzden dediklerimi unutma. Devamlı çalışacaksın. Bir önceki konuyu anlamasan bile devam edeceksin. Anlaştık. Evet, haftalık programımız da bu şekilde. Şimdi nereye gelelim? Şimdi üçüncü olarak da şöyle kitabı sana tanıtayım. Kitabı tanıtmadan önce birkaç kişiye teşekkür edeceğiz. Kitabı yaparken dizgisini bile değiştirdim. Dizgide KR ekibine. Evet, dizgide KR ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde dizdi. Özellikle Kadir Bey'e çok teşekkürler. Harika oldu. Sonra editörler var burada. Günay Yangöz ve Eren Ardıç, ikisi de benim sınıf arkadaşımdır. Birisi Bursa'da, birisi de İstanbul'da. Özellikle Günay hocam bu sene bu kitabın tahsilinde yanlışları düzeltmede falan soruları böyle güzel şeyler yakaladı. Çok emeği geçti. Hocam çok sağ ol. Allah razı olsun. Eren Ardıç da, onun da kamp kitabı var. Ona da bakabilirsiniz. Bu hocam da geçen sene de çok bana bu kitabın düzenlenmesinde çok yardımcı olmuştu. O yüzden bunun da ismini yazdım. Eren hocam da Allah razı olsun. İkinizin sayesinde çok güzel noktaya geldi bu kitap. Burada bir de Muhammed Bekri yazıyor. Bu da bölüm kapaklarında gözüküyor ismi ama 2025 tayfa. Yani bu adam sayesinde, Muhammed sayesinde çok kaliteli videolar gelecek. Çok kaliteli shortslar gelecek. Buna da dua etmenizi tavsiye ederim. Sayesinde çok güzel içeriklerle karşılaşacaksınız. Evet, kitabı tanımaya devam edelim. Şöyle, kitabın mantığını anlatacağım şimdi ben sana. Kitabın mantığı şu: her kazanımı vereceğim. Her kazanımdan sonra öğrenme alanı soruları olacak. Şöyle, yani kolay sorular olacak. Bak burada kazanımlar var. Yani basit kazanımlar. Normalde tek bir kazanımdan sonra öğrenme alanı şey yapacağım da. Burada bunlar kolay kazanımlar olduğu için öğrenme alanı sorusu var burada. Yani kolay soru var. Yani kitaba kolay soru ekledim. Bu kitapta da 1350 tane soru var. Böyle çoğu kitapta da yoktur bu. Dikkat et. Bu öğrenme alanı sorusundan sonra klasik sorular kolaydan zora doğru gidiyor. Ondan sonra da yeni nesil sorular da kolaydan zora doğru gidiyor. Yani her kesime hitap eden soru var. Hem klasikte hem de yeni nesilde. Kolay, orta, zoru var. Yani hiçbir şey bilmeyen öğrenci en temelden başlayacak, en üst seviyeye doğru çıkacak ki çıkanları çok gördük. Bunlardan bir tanesi de sen olacaksın. Orta halde ya da iyi halde olan arkadaşlar da buradaki sorulardan böyle sıkılmayacak, basit sorularla başlayacaklar. Sonrasında da çok kaliteli soruları da zaten burada görecekler ve aa bu böyle miymiş, ne güzel şeyler öğrendim dediğiniz sorular da olacak. Mesela şöyle üçgende açıya bakalım dostum. Bak üçgende açı, kazanımı verdik. Ardından bak öğrenme alanı soruları var 4 tane. Ardından klasik soru, klasik 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 diye gidiyor. Ardından bak yeni nesil sorulara geçtik. Yeni nesil sorularında kolay, orta, zoru var. Devam ediyoruz ve böyle. Bak her kazanımda böyle. Bir kazanım vermişim, öğrenme alanı
alanı, kolay soru, ondan sonra klasik soru, ondan sonra yeni nesil soru şeklinde gidecek. Kitap bu şekilde dizayn edildi. Her konuda değil, dikkat et, her kazanımda bunu yaptık. O yüzden geçen seneki kamptan farkı da bu. Geçen seneki kamptaki sorular var, evet. Biraz da değiştirilmiş, biraz da eklenmiş. Kolay sorular eklenmiş. Bazı birkaç yeni nesil sorular da eklenmiş. Ama soruların yerleri değişti. Soruların yerlerinin değişmesi bile konuyu iyice öğrenmek için de güzel sebeplerden biridir. Çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bak burada. Tamam, sorular var. Bir de hareketli sorular var. Bazen böyle ne var? Böyle bir hikaye okuyoruz. Gözümüzde canlanamıyor. Gözünde canlandıramadığın şeyleri ben sana animasyonla canlandıracağım soruyu. Bak birincisi bu. Bu seneki en büyük yeniliklerden biri bu. Kafanda canlandıramadın. Ben senin ufkunu açacağım. Yani o canlandırmayı sana yapacağım. Birincisi bu. İkincisi de yine animasyon olacak. İşte ÖSYM'nin en çok sevdiği kesme, katlama, döndürme gibi soruları. Ne yapacağız? Soruyu çözerken nasıl dönüyor? Nasıl katlanıyor? Burada kağıdı katlarmış gibi ya da kağıdı döndürüyormuşsun gibi burada konu anlatımının içinde animasyonları göreceksin. Yalnız ben bunu sadece üçgenlerde düşünüyorum şimdilik. Tabii katı cisimlerde de yaparım bunu. Üçgenler bittikten sonra yani hep aynı şeyleri görmek sıkabilir. Animasyonlara alıştın, ufkun açıldı ya. Dörtgenlerde görmek istemeyebilirsin belki. Ha, bunu da ne yapacağım? Üçgenler bittikten sonra bir şey yaparım, anket yaparım. Animasyona devam mı değil mi diye o kısmını da siz şekillendirirsiniz. Hani konu anlatımında olmasa bile dörtgenlerdeki soruların animasyonlu olanlarını da ben size shorts olarak karşınıza da çıkartırım. Ama her şeyi anket belirleyecek burada. Evet, kitapta bak bu şekilde böyle hareketli sorular gördüğünüz zaman bunların hep animasyonu olacak. Mesela şurada bir katlama var. Şu katlama böyle denmiş, böyle denmiş. O katlamayı ben sana animasyonla göstereceğim. Nasıl geliyor? Mesela bu buraya geldi şöyle. İşte bu da şöyle katlandı, bu buraya geldi deyip animasyonla göstereceğim. Kafada hiçbir soru işareti kalmayacak. Merak etme. Çok güzel şeyler seni bekliyor. Aşırı derecede heyecanlıyım ben de bu şekilde anlatacağım için. Süper şeyler geliyor. Evet, bu süper şeyler ne zaman geliyor? 1 Temmuz'da geliyor. 1 Temmuz'da bu kitaba nasıl ulaşacaksınız? Videonun açıklama kısmında hem bayileri, ki ben kitabı hocam dokunup almak istiyorum diyebilirsiniz böyle. Bayiye gidip her ilim bayisi var. Oradan alabilirsiniz ya da işte linkler var. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Son olarak da güvendiğim kamplardan bahsedeceğim. Biz nasıl ki geometride bu kampları yapıyoruz, aynı şekilde diğer derslerde de diğer hocalarımız da kamplar yapıyor. Bunlardan bir tanesi mesela Mert Hoca. Mert Hoca TET kampına benimle birlikte 1 Temmuz'da başlıyor. Çok güzel bir kamp oldu. Gördüm. Gerçekten çok güzel şeyler sizi bekliyor. İkinci olarak yine matematik SML Hoca 8 Temmuz'da başlıyor ama SML Hoca'nınki de farklı bir tarz. Yani SML ve Barış Yayınları ortak çalışması olacak. Hem İsmail Hoca yazdı, hem Barış Yayınları yazdı, hem de Yapay Zeka yazdı. Orada da çok değişik bir kamp var. Bakmanı tavsiye ediyorum. Sonra VIP Fiziğin kampı var. TET, AET kanalına girip bakabilirsin. Sonra Doktor Biyoloji'nin kampı var Barış Hoca'nın. Sonra Kimya Adası, Murat Hocam'ın kampı var kimya adına. Hatta kimya adına bir de Levent Hoca, Levent Özdede ile kimyanın da bir kampı var. TET kampı, AET kampında yapacak galiba bu sene. Ona da bakmanızı tavsiye ediyorum. Sonra başka Türkçenin matematiği hocamız yapıyor. O da 1 Temmuz'da başlıyor galiba. Coğrafyanın kodları var. Felsefe atölyesi var. Bir de Saadettin Akyayla var. Tarih. Evet, TET kendi kanalında. Saadettin Akyayla kanalına girin. O da 8 Temmuz'da başlıyor diye biliyorum. Hem TET tarih hem de AET tarih sizlere anlatacak. 2025 tayfa. Olay bu. Hem benim kampı hem de diğer hocaların kampını gördün. Ama 1 Temmuz'da çok güzel bir geometri kampıyla karşılaşacaksın. Çok farklı bir kampla karşılaşacaksın. Türkiye'de hatta dünyada yapılmayan bir kampla karşı karşıya kalacaksın. O zaman 1 Temmuz'da görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.